Kendime göre yoğun bir akıştaydım. Seyahatler, ailevi buluşmalar, kamplar gibi gibi. Dolayısıyla bir süredir görmediğim insanlarla bir araya geldim ve yeni canlarla bir araya geldim. Enteresan bir şekilde farklı yerlerden şu geri bildirimi aldım birkaç kez. Zeynep ya, böyle bir yaşam dolusun, çok canlısın. Böyle bir yaşama dair bir heyecan hissediyoruz senden gibi. Dedim evet ya, evet çok doğru. Aynen öyle hissediyorum. Bunun görülmesi de ne güzel. Çünkü bu heyecan beni motive ediyor. Eğer başkasına da bu akıyorsa harika, harika. Sonra baktım yaşamıma. Çünkü seninle paylaşmak istedim. Ne beni heyecanlandırıyor, ne değişti son zamanlarda. Evet, hayatımda birçok şey değişti. Bayağı zorlanmalar oldu. O zorlanmalardan belki doğan aydınlıkla ilişkim, yaşamı öylesine almak değil de her anına teşekkür, değil mi? Yani böyle içsel bağım sanki böyle bir vuur diye açıldı. Dolayısıyla farkındalık çalışmalarım acayip meyve sunmaya başladı. Yani gazı kestim tabii bir kere. Yani yavaşladım. Her türlü koştur, koştur, koştur. Onu yapmam lazım, bunu yapmam lazım. İşim gücümden. Evet, gene var çok şükür. Ancak gazı kestiğim zaman o farkındalık ve an bağım da yükselmeye başladı. Ve bol teşekkür. Evet ya, hani en son ne zaman teşekkür ettin o güzel saçların için, sağlığın için, dişlerin için, böyle en saçma şeylere bile, yani saçma derken hiçbiri saçma değil tabii, hani hep böyle teşekkürü büyütüyoruz ya, şükür alanını büyütüyoruz ya, halbuki böyle en olan yaşamında ne varsa onlara evet ya, evet evet ve sana ne iyi geliyorsa onu yapmak. Dolayısıyla doğayla ilişki ve bu yürüyüşlerim bana acayip iyi geliyor. Böyle. Bütün bunlar bir heyecan ve bir merak. Çünkü bunları kendime sunmaya başladığım zaman gün be gün, an be an diyelim, bildiklerimden bilmediklerime bir açılım oluyor. Hayatın getirdiklerine bir açılım oluyor ve sanki yaşamla bir akış güçleniyor. Hani ne var burada acaba? Ne olacak? Bugün beni neler karşılayacak? Böyle. Okey, heyecanın, merakın, enerjin bol olsun. Teşekkür ediyorum.